Yani bu şekilde bir iktidar olacaksınız. Amerika ile işbirliği yapmak, uluslararası ambargolar, bypasslamalar, dayatmalar, Türkiye bundan büyük zararlar görecek. Siz bunun üzerine mi inşa edeceksiniz iktidarı? Doğrudur. Aslında bak biz boş konuşuyoruz. Niye, hayır. Bak bakın. Neden boş konuştuğumuzu söyleyeyim. Evet zaten bunu istiyorlar. Saklamıyorlar ki. Ama bunlar diyorlar ki Erdoğan gitsin. Ya diyor nasıl giderse gitsin. Umurlarında değil. Bir de gitsin diyor. Ülkede iç savaş mı çıkar? O adamın kendisi iç savaşla tehdit ediyor. Bu ülkenin ana muhalefeti bu ülke iç savaşla tehdit ediyor. Sokaklara şunu yaparız, sokaklarda bunu yaparız. Yani biz boş konuşuyoruz. Adamlar gerçekten alenen bunu saklamıyorlar. Evet Erdoğan gitsin her yol mübahtır diyor. Peki o zaman anladın mı? Tamam çok daha açık ve sert konuşayım. Ben ajan dediğimde niye alınıyorlar o zaman? Alınmamalılar. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı kendi ülkesine bunu yapıyorsa ya aramdaki bir kriptodur ya da paralı bir ajandır. Bu kadar basit. Hani ya, bir siyasetçi koskoca 80 milyonluk bir ülkenin benim vergimden maaş alan bir vekilin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neden karışmasını ister, iç savaş çıkmasını ister ya da iç savaşla tehdit eder? Bunun bir izahı var mı? Kesinlikle yok. Mesela Meral Akşener'i pompalıyorlar. Ne diyorlar bize? Korkuyorsunuz işte kadını karalıyorsunuz. Hayır. Sadece bize şunun cevabını versin. Her şey ayın 15'inden sonra değişecek. Göreceksiniz ben başbakan olacağım. Yurtta sulh, cihanda sulh dedi ya. Orada neyi kastetti? Mesela sürekli çıkıp konuşuyor ya. Ya ben bunu kastetmemiştim, şunu kastettim diye bir açıklama yapabilir. Ama hiç bu söylemlerine değinmiyor. Niye beni aydınlatmıyor? Niye beni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim bazı endişelerimi giderecek açıklamalarda bulunmuyor? 15 Temmuz'dan sadece bir ay önce ayın 15'inden sonra ben başbakan olacağım, göreceksiniz, gidecek, çok şey değişecek deyip 15 Temmuz'da da bahsettiği tarihte de 250 insan şehit edilip 2000 küsur insan da yaralanıyorsa ve beni bombalıyorlarsa, Meral Akşener'in söylemiyle birebir örtüşüyorsa, Meral Akşener parti kuruluşunda niye bundan hiç bahsetmez bana? Şimdi, niye vatandaşların endişelerini gidermez? Ben korkmuyorum Meral Akşener'den. Bu endişeleri soruyorum. Ya kimse korkmuyor. Yandaş diyorlar. Bir saniye bir de yandaş diyorlar. Ya, evet. Şimdi ben Meral Akşener'i eleştirirken yandaş oluyorum da, ulan buraya adam sen niye onu güzellerken yandaş olmuyorsun? daha enteresan bir şey söyleyeyim. Tuhaf. Ne dedi Gürsel Tekin? 7 Haziran'da dedi bunları iktidardan devireceğiz. 8 Haziran'da bütün medya kuruluşlarını dedi ortadan kaldıracağız. Bunun arasında bu şimdi, gazetede bu televizyonda var. Biz de varız da gelsin. Gelsin de ne yapacağımızı biz biliyoruz. Neyse şimdi. O değil. Bunlarla biz korkmuyoruz. Elinizden yeni ardınıza koymayın. Tamam mı? Hele siz önce... Siz bizim badeye seçtiniz bir şey söyleyeceğim de. Bu ne dedi bu Gürsel Tekin? Dedi ya geleceğiz bütün televizyonlara el koyacağız. O bunları söylerken diktatör olmuyor. Hani medya özgürlüğü? Hani basın özgürlüğü? Sen Erdoğan'a diktatör deme özgürlüğüne sahipsin. Sen muhalefet partisinin bir gazeteci muhalefet partisinden CHP'yi desteklediğinde yandaş olmuyor. Tamam mı? Ama bir başka gazeteci Erdoğan'ın politikalarında AK Parti politikalarına yakın bir yayın çizgisi ya da yakın bir gazeteci olunca yandaş oluyor. Tamam mı? Nasıl oluyor bu iş? Sen yandaş olmuyorsun. Seninki çok fazilet. Hani diyor ya cumhuriyet bir fazilettir. Ne diyorlar ya. Sen bir fazilet, senin yaptığın bir fazilet. Burası yapınca şey öyle mi? Evet öyle. Maalesef öyle. Ya bu manyaklık olur mu? Hani nerede bu medya özgürlüğü? Hani sizin medya özgürlüğü anlayışınız? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Topu faşisttir. Bak bunlar faşist diyorlar ya Erdoğan evet. Diktatörü. Asıl faşizmi... Dedik ya dün de konuştuk. Kendi genlerine bakacaklar. Genlerine. Genetik kodlarına baksınlar orada görürler. Tarihlerine bir baksınlar orada görürler. Ya bunlar 20 yıl önce Kürt'e kart kurt tamam diyenler değil mi? Ya kart kurt da diyorlardı bilmem ne de diyorlardı. Bir sürü şey. Allah Allah. Bir de öyle bir hale getirdiler ki cumhuriyet fazilettir deyip insanları ötekileştiriyorlar. Niye kardeşim kimin cumhuriyetle bir derdi var? Herkes bu cumhuriyetin çocuğudur. Herkes bu cumhuriyeti en az senin kadar sahiplenmişti, savunmuştu. Ama orada bile bir ayrımcılık yani, yapıyor. Orada bile bir operasyon yapıyorlar. Abi, oysa canım, cumhuriyet kışkırtma. Deyip uygulamalarına karşı duyulan rahatsızlıkları belirtiyorlar. Cumhuriyetin kendisine değil.